Herkese merhaba. Bugün GPT ve NBR'in farkına... GPT nedir? NBR nedir? Bu videonun sonunda çok iyi bir bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Rufus programından bir USB bellek hazırlarken genellikle karşımıza çıkıyor bu NBR ve GPT'nin farkı. O yüzden Rufus programı üzerinden anlayacağım. Rufus programında Windows kurmak için bir USB bellek hazırlarken burada flash belleğinizi seçtiniz. ISO yansımasını da seçtiniz. Karşınıza ne çıktı? GPT ve NBR. Hangisini seçeceksiniz burada? Şimdi GPT'yi seçtiğiniz zaman UEFI diye bir seçenek çıkar, bakın şurada. Yani GPT demek yeni nesil bir işletim sisteminin BIOS tipi diyebiliriz GPT'ye. Yeni nesil cihazlarda GPT var. Hatta bunda yenisi çıktı, onlara girmeyeceğim kafanız karışmasın diye. Eğer GPT'yi seçtiyseniz, flash belleğinizi hazırlarken GPT'yi seçtiyseniz format atacağınız bilgisayarın BIOS ayarlarına girip UEFI'yi etkinleştirmeniz gerekiyor. Yani format atacağınız bilgisayarın UEFI desteğinin olması kesinlikle gerekiyor. Yoksa GPT olarak hazırlamış olduğunuz flash bellekte o bilgisayara format atamazsınız. Hatta bir hata alırsınız. O hatanın çözümü zaten kanalda var. Ki bunu daha önce USB bellek hazırlarken de üzerine anlatmıştım. Bugün sadece bu konuya anlatacağım diye bunu ayrı bir video çekiyorum. Eğer NBR'ı seçerseniz, NBR eski nesil bir sistem. Onu da şöyle göstereyim. NBR'ı seçerseniz bakın BIOS olarak görünüyor burada. Partition Shame NBR seçilirse Target sistem BIOS olacak. Target sistem ne demek? Hedef sistem. Buradaki Partition Shame NBR seçtiyseniz bilgisayarınızın zaten her bilgisayar NBR destekliyor. Eğer format için hazırladığınız USB belleği NBR olarak seçtiyseniz, burada NBR'ı seçip tamam, kuruluma başla, start dediyseniz, yani USB bellek NBR, BIOS sistemine göre hazırlanmış olur. Ve yeni nesil sistemlerde bunu destekliyor ama aldığınız bilgisayarın UEFI'si açıksa NBR olarak kurulum yapamazsınız. BIOS'a giriyorsunuz, ya UEFI'yi etkinleştireceksiniz ya da devre dışı bırakacaksınız. Yani NBR olarak USB bellek hazırlandıysa laptopunuzun NBR olarak BIOS ayarlarının NBR'de kalması lazım. Aslında konuyu şöyle özetleyip bitireyim. Eski bir bilgisayar kullanıyorsanız eğer, yani bilgisayarınız atıyorum 2012 öncesi ise diyelim, hatta daha eski de olabilir, daha yeni de olabilir, bu değişir. UEFI desteği yoktur. BIOS ayarına girip UEFI desteği var mı yok mu bakabilirsiniz. Buna nasıl bakacağınızı da zaten YouTube kanalımda anlattım. Format nasıl atılır oynatma listesi var, oradan bakabilirsiniz. Ayrıntılı olarak anlattım. Eğer GPT seçili ise laptopunuzun veya masaüstü bilgisayarınızın UEFI desteğinin olması gerekiyor. GPT olarak yeni nesil bir USB belleği yeni nesile göre hazırladıysanız UEFI olarak hazırlanmış oluyor yani. GPT seçtiğiniz zaman partition şey mi? Bilgisayarınızda da UEFI özelliğini açın. Ha, şunu da bitirmeden önce söyleyeyim. UEFI desteği varsa kesinlikle USB belleği GPT olarak kurup bilgisayarınıza UEFI format atın. Açılma kapanma hızları biraz daha fark ediyor ki daha yeni nesil bir sistem.